İyi günler. Bugün 25 Aralık 2015 Cuma. İşte günün başlıkları. Yeni Akit. Kurtarın bizi bu pisliklerden. Akit terör örgütünün hendekler kazarak yaşanmaz hale getirdiği tarihi camileri yakıp vatandaşları göçe zorladığı Diyarbakır'da bölgenin nabzını tutuyor. Akşam hendek yıkan kucaklaşma. Terör tehdidi altındaki bölge halkı operasyonların sürdüğü ilçelerde imdadına yetişen polis ve askeri bizi bu pisliklerden kurtarın diyerek bağrına bastı. Bugün bizi bu pisliklerin eline bırakmayın. PKK'lıların sızdığı ilçelerde hainlerden eziyet gören vatandaşlar güvenlik güçlerine sığındı. Güneş, Eren Erdem, gerçekte sen kimsin? Türkiye ve İran karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı İran'ın yanında saf tutarım diyen Eren Erdem'in vicdani retçi olduğu ortaya çıktı. Sahte çürük raporu almak için uzun süre uğraş veren Erdem'in imdadına bedelli askerlik yetişmiş. Habertürk, Beyaz Melekler Diyarbakır'da terörün ortasında kendi canlarını tehlikeye atıp hayat kurtaran 112 acil görevlileri Habertürk'e konuştu. Hürriyet, bankalara siber saldırı, Türkiye'deki şirketlerin internet sitelerine 2 haftadır saldırılar düzenleyen siber korsanların hedefinde dün bütün bankacılık sistemi vardı. Milli Gazete, içimiz yanıyor. Son günlerde Doğu ve Güneydoğu'dan gelen haberler tüm Türkiye'nin yüreğini dağılıyor. Bir yanda gözyaşlarıyla toprağa verdiğimiz şehitlerimiz, öte yanda çatışmalar nedeniyle evleri, iş yerleri yanan insanlarımız. Milliyet, rahat uyu. Yırtık çoraplı kızların amcası şehit kardeşine seslendi. 2007'de Gabardağ'ın da şehit düşen Onbaşı Kasım Aksoy'un kızları büyüdü. Babalarının adını taşıyan okulda okuyan Güneş ile Zeliha öğretmen olmak istiyor. Posta, büyük saldırı. Türk F-16'ları 24 Kasım'da Hatay'da hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağını düşürmüştü. O günden beri Rusya-Türkiye ilişkileri bozuk. Türkiye'nin bilgisayar ağlarına 14 Aralık'tan beri yurt dışından saldırı yapılıyor. Ruslardan şüpheleniliyor. Sabah, İpek'in 120 milyon sterlinine kıskaç. FETÖ'nün finansörü Akın İpek'in yurt dışındaki mal varlığının tamamen dondurulması için Bakanlar Kurulu girişim başlatıyor. Star, kepenk kapatmayanı fişliyorlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi PKK'nın emrinde. Zabıtalar terör örgütünün çağrısına uymayıp dükkanını açan esnafı fotoğraflarını çekerek tehdit ediyor. Takvim, satış rekoru. Ablayı attı, Selo'ya çaktı, kuş uçtu, Enes kaçtı. Hürriyet'in patronu Aydın Doğan FETÖ'ye tavır aldı. Son olarak Paralel'in ablası Nazlı Ilıcağ'ı yolladı. Kanal D'deki programını hazırlayan 23 kişiyi de işten attı. Türkiye, evimizde mülteciyiz. Terör örgütünün canlarından bezdirdiği Güneydoğu halkı şehir eşkıyalarına ve onların hamiliğini üstlenenlere öyle öfkeli ki evleri de yürekleri de delik deşik. Vatan, kaçanlar anlatıyor. Nüfusu 24 binden 2000'e düşen Sur'dan kaçanlar PKK'lı teröristlerin hayatlarını nasıl cehenneme çevirdiğini anlattı. Kendi şehrimizde adeta mülteci olduk, çocuklarımız geceleri delirecek gibi oluyor. Ve Yeni Şafak, kurtarın bizi bunlardan. Diyarbakır Sur'da askeri karşısında gören halk nerede kaldınız diye feryat etti. 14-15 yaşlarındaki çocuklardan tokat yediklerini anlatan vatandaşlar, nereden geldi bunlar, bunlar buraların çocukları olamaz dedi.